Merhaba gençler, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çant yayınlarına etkinlikli soru bankasında yeni nesil test sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birin sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hazırsak bir sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıda farklı ebatlarda yapılmış olan dikdörtgen şeklindeki 3 fayansın kenar uzunlukları desimetre cinsinden verilmiştir. Ebatlara verilmiş olan fayanslardan K modelinin birim fiyatı 6 lira, L modelinin birim fiyatı 4 TL olmak üzere kenar uzunluğu x artı 3 y desimetre olan kare şeklindeki bir bölgeyi fayans ile kaplamak için kullanılacak fayansların maliyeti 35 liradır. Buna göre kenar uzunluğu 2x artı 3 y desimetre olan kare şeklindeki bir bölgeyi fayans ile kaplamak için kullanılacak fayansların maliyeti kaç liradır? Gençler o halde K modelinin bakın bir kenarı x ise kare olduğuna göre alanı x karedir. L modeline bakıyorum bakın bir kenarı x diğeri y alanı x çarpı y'dir. M modeli de y ve y'ydi arkadaşlar. O halde alanı y karedir diyorum. Başlangıçta x artı 3 y olan bir kare şeklindeki alanı kaplamak için dedi. O halde x artı 3 y'nin karesini bulursam ne yapmış olurum? Alanı bulmuş oluruz. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinciyi çarpıyorum. 3 x y 2 katı 6 x ve ikincinin karesi 9 y kare. Gençler bu kapladığımız alan ve bunun maliyeti 35 liraymış. Şimdi x kare arkadaşlar ne kadar dedi? x karenin yani k modelinin fiyatına 6 lira dedi. O halde buraya 6 lira ödedim. x y'nin fiyatı yani l modelinin fiyatı 4 lira dedi. 6 çarpı 4 6 x y'yi öderiz. Artı 9 y kare arkadaşlar ne ödediğini bilmiyorum. Buranın toplamı da 35 liraymış. O halde 6 artı 24 artı Soru işareti eşittir. 35 diyorum. 6, 24 daha 30 olur. O halde soru işareti ne olur arkadaşlar? 5 lira olur bakın. 30, 5 daha 35 lira olur. Demek ki 9 y kareye ödeyeceğimiz ücret 5 TL'dir diyoruz gençler. Evet 9 y karenin tamamı arkadaşlar ne yapıyor? 5 lira yapıyor. Peki benden ne istemişti? 2x artı 3y şeklindeki kare şeklindeki bir bölgeyi kaplayacağız. 2x artı 3y bir kenarsa alanı bulmak için bunun karesini alıyorum. 2x'in karesi 4x kare. 2x ile 3 yyi çarpıyorum. 6xy 2 katı 12xy artı 3y'nin karesi 9y kare. Gençler 9y kareye zaten ne dedik? 5 lira dedik. X karenin fiyatı yani K modelin fiyatı arkadaşlar bir tanesi 6 liraydı. 4 çarpı 6 aynen yazıyorum. Artı X y'nin yani L modelin fiyatı 4 liraydı. 12 çarpı 4 diyorum ve 5 ile toplayacağım. 4 kere 6 24 artı 12 çarpı 4 48 artı 5 lira. 24, 48 ve 5 lirayı toplayacak olursak 8, 4 daha 12, 5 daha 17 elde var 1. 4, 6, 1 de elde 7. 77 lira olur diyorum. Ve D şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler devam ediyorum. İkinci soruya geçiyorum. Kısa kenarı y artı 3 cm uzun kenarı 2y artı 3 cm olan dikdörtgen biçimindeki kartonun 4 köşesinden Kenar uzunluğu 3 santimetre olan kare şeklindeki 4 parça kesilerek çıkartılıyor. Bakın arkadaşlar şunlar 3'er santimetre. Bunun tamamı y artı 3. Bunun tamamı da 2y artı 3. Kalan parçanın çıkıntı oluşturmuş dikdörtgen biçimindeki parçaları şekildeki, şekildeki gibi katlanarak bir dikdörtgenler prizması elde ediliyor. Son durumda elde edilen dikdörtgenler prizmasının hacmini santimetre küp cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar zaten şuranın 3 santimetre olduğunu gördük. Şimdi hacim için ne gerekiyor? Şu kenarlardan bakın bir tane kısa kenar bir tane uzun kenar zaten yüksekliği bildiğime göre onları bulursak hacmini buluruz diyorum. Şimdi başlangıçtaki kısa kenarımız y artı 3'tü. Gençler bakın bunlar da 3'er santimetre. O halde buradan 3, buradan 3. Y artı 3'den 6 santimetre kısaltıyorum. Bakın şu ikisi 6 santimetre. Y artı 3'den 6'yı çıkaracak olursak Y eksi 3 olur. Bu kenarımız diyoruz. Yani şurası. Aynı şekilde 2y artı 3'ten bakın gençler buralar 3'er santimetre. O halde şuradan 2 tane 3 çıkaracağım. Şurayı bulacağım. 2y artı 3'ten 2 tane 3 6 yapar. Çıkaracak olursam 2y eksi 3 santimetre olur. Bu uzunluk diyorum. Şimdi arkadaşlar 2y eksi 3'ü aynen buraya da yazdım. Artık ne yapmam gerekir? Bunların 3'ünü çarpacağız. Hacim diyorum. 3 çarpı 2y eksi 3 çarpı y eksi 3 olarak yazıyorum. Gençler 3'ü daha sonra çarparız. Şu 2y eksi 3 ile y eksi 3'ü çarpalım. 2 ile y'yi çarptım. 2y kare. 2y ile eksi 3'ü çarpıyorum. Eksi 6y. Eksi 3 ile y'yi çarpıyorum. Eksi 3y. Eksi 3 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Artı 9 düzenlersem gençler 3 çarpım 2y kare eksi 6y eksi 3y da eksi 9y artı 9 olur. Buradan da 3'ü dağıtacak olursam sırayla çarpıyorum. 6y kare eksi 3 kere 9 eksi 27y ye, artı 27 olur diyoruz. 6y kare eksi 27y ye, artı 27 cevabını A şıkkında doğru cevap olarak görüyorum. Evet, cevabımızı göstererek devam ediyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Evet gençler. Üçüncü soruya baktığımız zaman dikdörtgen şeklindeki kartondan kullanılacak olan iki parçada iki parça birinci adımda dikdörtgenin kısa kenarı ile uzun kenarı ve ikinci adımda birinci adımda kalan dikdörtgenin kısa kenarı ile uzun kenarı çakışacak şekilde katlanarak belirlenmiştir. Başlangıçtaki dikdörtgen, dikdörtgen şeklindeki kartonun kısa kenarı x eksi 3 santimetre i̇şte şurası x eksi 3 santimetre. Uzun kenarı x santimetre olduğuna göre kullanılacak alan kullanacak olan parçaların alanları toplamını veren Cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Gençler şu atılacağı ne yapmam gerekir? Çıkarırsam kullanacak alanı bulmuş olurum. Yani toplam alandan atılacak kısmı bulursam çıkarırsam arkadaşlar ne yapmış olurum? Kullanılacak alanı bulmuş oluruz. Şimdi gençler öncelikle bakın şu x eksi 3'ü şu kenarımızı birinci adımda buraya katladık. O halde şurası x eksi 3 ise bakın burası da x eksi 3'tür. Şimdi tamamı x'ti. O halde ben x'ten x eksi 3'ü çıkaracak olursam burayı bulmuş olurum. x'ten x eksi 3'ü çıkarıyorum. Bakın parantez yazdım. Lütfen dikkat edin. Eksi dağıtıyorum. x eksi x artı 3. x'ler birbirini götürdü. Ve 3 olur diyoruz. Bu kenarımız. Bakın aynen buraya yazdım. Şimdi gençler burası 3 ise burası da 3'dür. Bakın şu iki kenar birbirine eşittir. O halde bakın buraya 3 diyorum. Bunu geri açacak olursam arkadaşlar şu kısım 3 cm olur. E, tamamı x eksi 3'tü. Başlangıçta. x eksi 3'ten 3'ü çıkaracak olursam burayı bulmuş olurum. O halde x eksi 3'ten 3'ü çıkarıyorum. x eksi 6 cm olur. Atılacak olan kısa kenar diyorum x eksi 6 santimetre. Şimdi başlangıçtaki alanımız x çarpı x eksi 3'tü. Bunu düzenleyecek olursam x kare eksi 3 x'tir. Buradan arkadaşlar 3. adımda atılacak kısmının alanını bulmak istiyorum. 3 ile x eksi 6'yı çarpıyorum. 3 x eksi 18'dir. Şimdi başlangıçtaki alandan yani x kare eksi 3 x'ten Parantezi yazıyorum. 3x eksi -18 18'i çıkarmam gerekir. Şu eksi içeri dağıtalım gençler. x kare eksi 3x eksi 3x artı 18 bu da x kare eksi 6x artı 18 olur diyoruz. Evet arkadaşlar o halde cevabımıza baktığımız zaman x kare eksi 6x artı 18'i a şıkkında doğru cevap olarak işaretliyorum. Devam edelim gençler. Bir sonraki soruya geçelim. Yukarıda kenar uzunlukları belirtilen dikdörtgen biçiminde resim kağıdı verilmiştir. Bu, ka bu resim kağıdının DC ve AB kenarlarından birer santimetre uzaklıkta şekil üzerine gösterelim. AD ve BC kenarlarından 0 tam 10'da 5 santimetre uzaklıkta resim çizilecek bir dikdörtgen çiziliyor. Bu dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir? değer? Şimdi gençler bakın DC'nin tamamı 3x artı 1'di. Buradan sol taraftan 0 tam 10'da 5. Sağ taraftan 0 tam 10'da 5. Çıkaracak olursam yani 1 santimetre çıkartırsam 3x olur. Burası diyorum. Yani resim çizilecek dikdörtgenin uzun kenarı. E aynı şekilde şurası 2x eksi 1 Bakın 1 cm buradan 1 cm buradan 2 cm çıkarmam gerekir. 2x eksi 1'den 2'yi çıkarıyorum. 2x eksi 3 olur. Şu kenarımız diyoruz. Ben de bunun alanını istediği. O halde alan 3x ile 2x eksi 3'ü çarpıyorum. 3x'i dağıtırsam 6x kare eksi 9x olur alan diyoruz. 6x kare eksi 9x cevabını c şıkkında doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet gençler devam ediyorum. 5. soruya geçiyorum. Eş karelerin ucuca eklenmesiyle elde edilen dikdörtgenin alanı 24x kare eksi 24x artı 6 birim karedir. Bu eş karelerden 3 tanesinin ucuca ucu eklenmesiyle oluşan şeklin çevre uzunluğu kaç birim karedir? Gençler bakın burada yukarıda kaç tane kare olduğunu bilmiyorum. Ama kare olduğuna göre demek ki tam kare bir ifade elde etmem gerekir diyorum. Öncelikle şu 24 x kare eksi 24 x artı 6'yı. Arkadaşlar şöyle Ortak çarpan parantezini alacak olursam bakın terimleri belirledim. Her 3 terimde ortak olan sayı 6'dır. O halde 6 parantezine alırsam 24x kareye 6'ya böldüm 4x kare. Eksi 24x'i e 6'ya böldüm. Eksi 4x. 6'ya 6'ya böldüm. Artı 1. Şimdi arkadaşlar bakın şu ifadeyi hatırlayalım. Neydi? Kareköklerini alıyordum. Bakın ikisinin çarpımının iki katı ortadaki terim verdi. O halde 6 çarpım. 2x eksi 1'in karesidir diyorum. Demek ki arkadaşlar bu karelerin şimdi karesi olduğuna göre bir kenarı 2x eksi 1'dir. Ve bunlardan arkadaşlar şu 6 bize neyi gösteriyor? 6 tane kare olduğunu gösteriyor. Peki arkadaşlar benden 3 tanesini ucuca eklememi istedi. Şöyle bir kare çizecek olursam dikdörtgen çizelim. Bunları kareye çevirelim. Evet 3 tane için ucuca ekledim ve çevresini bulacağız. Bakın bir kenar 2x eksi 1 ise şunu çok rahat yapabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. O halde çevre eşittir. 8 çarpı 2x 1 diyorum. Buradan 8 dağıtırsam 16x 8 olur. Çevre uzunluğu diyorum. Ve B şıkkını sorumuzun doğru cevabı olarak işaretliyorum. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.